Kararlı mısın eve gitmekte? Evet. Benimle evlenir misin? Saçmalama Erdal. Bundan sonra Allah korusun. Neyin var senin bugün? Bu akşam bizim evde mutlaka savaş çıkacak. Miras yüzünden mi? Evet. Ben sana daha önce söylemiştim. Kardeşlerimi tanıyamıyorum. Annem o kadar haklı ki. Telaşlanmayın. Sakin olun Nermin Hanım. Hemen geliyorum. Heyecanlanmayın. Sakin olun. Görüşmek üzere. Nermin Hanım'ın çocuklarıyla başı dertte. Paniklemiş durumda. Acele biri istiyor. Tamam, git bakalım neymiş. Hı. Hakkını istiyor beyimiz, hakkını. Ben 20 sene çalışayım, gecemi gündüzüme katayım, beyimizi okutup öğretmen yapalım, sonra da karşımıza dikilip hak istesin. Hak! Hiçbir çocuğumun kendine ait bir şey yok ama senin var. Üstelik beyimiz ev sahibi olsun diye yardım ettik. O da sonra kalkıp bize nankörlük yapıyor. Vekaletini vereceksin Nihat. Hayır abi. Ne demek ulan hayır? Ha? Ne oluyorsun be? Nihat! Ne git şuraya. Sen otur şöyle sıkı. Yapmayın Sıtkı. Ayıptır. Bak annen zaten acılı. Tamam tamam. Ne biçim bakıyorsun lan sen? Sıtkı o senin kardeşin. Kardeş gibi davranmayı öğrenmemiş ama. Abi ben de vekaletimi vermekten vazgeçtim. Aklını mı oynattın kız? Sen mi söyledin Arif? Ağzımı bile açmadım Sıtkı. Doğru mu bu? Evet abi. O hiç karışmadı. Kararı ben verdim. Öldürürüm kız seni. Sıtkı kendine gel. Otur şöyle. Otur. Otur. Yeter otur. Gel bakalım arkadaş. Bundan sonra çok paramız olacak. Sen de en iyi yemeklerden yiyeceksin arkadaş. Nasıl bölüşeceksiniz? Veraset odayında 1/4 hisse anneye, yani Nermin Hanım'a düşer. Geri kalan 3 hisse 5 kardeşe bölüştürülür. Bu daireyi, adadaki evi ve tamirhaneyi nasıl 4'e böleceksiniz? Bir de araba var ha, Ziya abi. Evet, bir de araba var. Bir miktar da nakit. Peki ne diyorsun Oya? Hepsini satarız, paraları da bölüşürüz. Ben sana öyle bir sattırırım ki. Serserinin yediği naneye bak. Siz onu da yaparsınız kızım. Artık sizden ben her şeyi beklerim. Çok yakında annenizi bile sokağa atarsınız. Çok şaşırıyorum. Kardeşlerimi tanıyamıyorum. Bakın siz beni dinleyin. Her şey Mustafa Bey'in sağlığında olduğu gibi yürüsün. Miras hakkınız baki kalmak şartıyla haklarınızı kullanma yetkisini annenize vereceksiniz. Ne var bunda? Benim paraya çok ihtiyacım var Ziya Bey. Anneniz yardım eder size. Ona ettiğimiz yardım yeter. Hele bu tavrından sonra zırnı kalamaz. Ben hakkımı istiyorum ama. Bizden bu kadar mı koptun Nihat? Bah zavallı Mustafa. Biz nasıl evlatlar yetiştirmişiz böyle? Beceriksizliğin bu kadar da fazla Nihat. Hakkın değil mi kardeşim? Niye almadan ta İstanbullardan dönüp geliyorsun? Madem iyilikle vermiyorlar hakkımızı, biz de mahkeme yoluyla alırız. Olur mu öyle şey Damla? Başka yolu varsa söyle. Biraz bekleyelim. Bana bak, vekalet falan vermedin değil mi? Bana yalan söylemiyorsun değil mi? Hayır dedim ya. Yorgunum. Ben yatıyorum. İşte benim sevgilim böyle olmalı. Aferin sana. Abim üzerime yürüdü. Yakıma sarılarak sarsıyordu. Vekalet vereceksin. Hayır, mirasımı istiyorum dedim. Korkmadım. İşte Murat bu. Bu kadar. Yakında alırım hakkımı. Doğan Bey'in söylediği daireye bakalım. Nikah günümüzü de alalım. Tamam mı sevgilim? Tamam sevgilim.
Arkadaş, bundan sonra da sana sevgilim demeyeceğim. Ne haber ha? Benim tek sevgilim Murat. Arif, biliyor musun? Annen fena halde sinirime dokunuyor. Sabah sabah yine niye sinirlendin? Niye anneme güvenmiyormuşum? Niye vekalet vermiyormuşum? Üstüne vazifeydi sanki. Bak son defa söylüyorum. Eğer yarın evine dönmezse ben annemin evine gider. Orada kalırım, haberin olsun. Arif, yavaş gider misin? Ne zaman annenden bahsetsek böyle yapıyorsun. Tepemle dikilip durma. Git işinin başına. Abi, senden mi alacağım parayı, annemden? Hoppala. Ne parası? Ev tutacağım. Ben veremem. Annem bana yetki vermedi. Bu konularda babamdan beter oldu. Annemleri isteyeceksin. Evi de bize yakın bir yerlerde tutun. Tülay'ın patronunun evi varmış kiralık. Ucuza verecek bize. Ne haliniz varsa görün. Bıktım lan sizden. Kardeşlerine hiç kızma. Onlar da kendi açılarından haklı. Yazık değil mi Erda? Satılır mı hiç? Kardeşlerin ikisi mi vermiyor vekaleti? Evet, Oya ve Nihat. Ötekiler verdi mi? Bir tek ben verdim. Sıtkı abim ve Murat da verecekler. Niye gülüyorsun? Anne, kimse yokken hiç olmazsa bana söyle. Kimseye söylemem. Bankada toplam ne kadar paramız var? Hepiniz ayrı ayrı kenara çekip bunu soruyorsunuz. Sıktınız ama. Anne, ben en büyükleriyim. Aile reis sayılırım. Her şeyi bilmem lazım. Bu aile düzeninde hiçbir şey değişmeyecek. Babanızla ilişkiniz nasılsa bundan böyle benimle de öyle olacak. Bunu kafana koy. Sen ne zaman vereceksin vekaletini? Ötekiler verdi, ben mi kaldım? Veririm. Aile reis sayılırım demesini biliyorsun ama. Başı çekmen lazım değil mi? Bak Aysu'ya ikilet beni bile sözümü. Aysu dedin de ne mi sayesinde kalıyor iki günde bir bu kız? Sen lafı değiştir bakalım. Anne veririz tamam. Bu kızı fazla mı serbest bıraktık? Bak hala yemeğe gelmedi. Serbest bırakmayıp da ne yapacaksın? Gidip sendikada nöbet mi tutacaksın? Arayacağım ben bu kızı. Nerede sendikanın numarası? Ne bileyim, bak işte oralarda bir yerde olacak. Yeter artık yaptıklarınız. Canıma yetti. Allah'ınızdan bulun evi. Oğlumun evine sahibim. Bir daha ne siz bana gelin, ne de ben sizin evinize geleyim. Bu Aysu'dan aklı başında bir kız diye şimdiye kadar şüphelenmemiştim. Mesai öyle mi? Gösteririm ben ona mesaiyi. Aklı başındadır benim kızım. Yeni çıkmıştır, yoldadır. Gelir şimdi. Bulaşık makinesine yazmadık. Ama o lüks. Aa, lüks olur mu sevgilim? Ben çalışan biriyim. Ev kadını değilim ki. Yazalım. Peki. Tamam. Tamam. Ver bakayım, ben bir daha iyice kontrol edeyim. Nikah işlemlerine başlayalım artık değil mi? Yarın başlayalım. Keyfin yerinde mi arkadaş? Üçümüz için güzel günler başlıyor. Öyle değil mi Tülay'cığım? Tabii ki sevgilim. Ya anne, bırak benim sana. Yapma sana. Bırak, yapma bırak ya. Anne. Bırak. Arkadaşına. Gösterin beni arkadaşına. Bıraksana beni anne.
Bırak da ağzını yüzünü kırayım şunun. Oğlum gel şuraya otur Allah aşkına, yapma. Bırak anne, bırak da ne yapacak görelim bakalım. Ha ha konuşuyor, bırak anne beni. Ulan seni öldürürüm ulan seni. Ağzını burnunu kırarım. Oğlum ulan, tamam. Yapma diyorum ha. Sana yapma. Bırak. Bu yaştan sonra dayak mı atayım sana? Bırak kızı. Git. Hadi. Sen de odana git. Gitmeyeceğim odana. Anne. Gel yavrum. Bu evde bir daha böyle şeyler görmek istemiyorum, anladınız mı? Arif, ben işe geç kalırım. Sen annemi bırak, ben dolmuşla giderim. Önce seni bıraksın. Anne, o zaman çok geç kalırsınız. Gerek yok, hoşça kalın. Öpeyim anne. İstemez. Anne, kusura bakma. Zaten sinirlerim bozuk. Seni istemiyorum sanma. Ama görüyorsun işte, kavga ediyoruz. Ara sıra gel, başımızın üstünde yerin var. Uzatmayın, hadi. Allah'a ısmarladık. Hayırlı işler. Yani karın şimdi beni düşünür mü oldu? Ha? Ben gidiyorum anne. Güle güle kızım. İşten çıkınca bir yere takılmak yok. Doğru eve geleceksin yoksa karışmam. Sen ne oturuyorsun daha? Gelmiyor musun? Annemle biraz konuşacağım. Ne konuşacaksan konuş. Bekliyorum seni. Abi zaten ben Tülay ile eve bakmaya gideceğim. Sonra da nikah işlerine başlayacağım. Sen git. Ben işlerimi bitirince gelirim. Oo, yok öyle işten kaytarmak. Sıtkı sen de bir tuhaf olmaya başladın. Nikah işleriyle uğraşacağım diyor. Sen işten kaytarma diyorsun. Peki kim yapacak bütün bu işleri? Tamam anne. Tamam tamam. Geç kalma. Anne, paraya ihtiyacım var. Bana çok para lazım biliyorsun. Ne kadar çok? Ev tutacağız. Evin eşyalarını alacağız. Lazım işte. Tamam. Yanımda olduğu kadarını vereyim. Anne! Bırak! Bir kadına değişiyorsun beni. Anne, biraz anlayışlı ol. Babasının ölümü, ardından miras kavgası. Oya'nın sinirleri çok bozuk. Düzelir. Üzme kendini. El kızı yüzünden annesini sokağa atan adama evlat demem ben. Ama niye sokak olsun anne? Kendi evim var. Hiçbir eksiğinde yok. Gelme peşimden, gelmesin evime. Ah Ziya Beyciğim ah. Asileştiler. Her biri kendi başına buyruk. Kimi para ister, kimi yetki. Şimdi bunları yapan çocuklar her şeyi öğrenirlerse kim bilir neler yapacaklardır. Öğrenmemeleri için de vekaletnamelerini bir an önce sana vermeleri gerekiyor. Bir vermezse yine olmaz. Eve bırakayım seni Nermin Hanım. Sıtkı'ya gideceğim. Aa, bak bu iyi oldu. Ben de geleyim. Vekaletnameyi hala vermedi. İyi olur. Ev güzel ama değil mi? Tamam, harika. Çok iyi adam şu Doğan Bey. Nüfus cüzdanı yanında mı? Tabii ki yanımda. Yoksa nikah dairesi için mi sordun? İsterler herhalde. Miras hakkımızın tamamını ne zaman verecekler? Henüz hiçbir şey satılmadığı için gerektikçe alıyorum. Taviz yok ha. Hem de hiç. Bundan sonra senin istediğin gibi Murat olacak karşında. Tamam mı?
canım. Bütün bilgiler bu evrakta yazılı anne. Bu dükkandan ne kazanıyoruz, ne veriyoruz? Bunlar evrakta mı yazılı yani? Evet anne. Sen bunlardan anlıyor musun? Anlamaz olur muyum? Onun için diyorum ya, sen karışma bana verin vekaletleri diye. Sen ne zaman vekalet vereceksin Sıtkı? Veririz canım. Hazır ben buradayken en yakın notere giderim. Aceleniz ne? Murat gelsin hele. 10 dakikanı alırsın. Bana kalırsa istekli değilsin. Olur mu canım? Yürü öyleyse. Tamam. Buyurun. Evet. Evet. Gidelim. Eve gitmek istiyorum Erdal. İleride 4 dörtlük harika bir pastane var. Birer kahve içeriz. Lütfen ama. Anlattım sana evde yaşadıklarımı. O yüzden biraz geç gideceğiz. Birlikte mi gideceğiz? Evet. Tanışmak istiyorum abinle. Çıldırdın mı Erdal? Cinayet çıkar. Hadi dans edelim. Edelim. Sevgilim, ilk adım dansı diyelim mi buna? İlk adım. Evlilik işlemlerine başlamadık mı? Başladık. Evliliğe ilk adım dansı. Harikasın. Diyelim ki biz şimdi... Tülay, şuraya bak. Meşhur manken Yeliz değil mi şu kız? Benimle dans ederken başkasına mı bakıyorsun? Daha evlenmeden mi başladın bunlara? Hayır Tülay, yanlış anlama. Yani biz Yeliz'in dans ettiği yerde dans ediyoruz. Yani ben böyle... Fazla oldun ama. Yürü, gidiyoruz. Tülay, bir... İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Anne, sendikadan arkadaşım Erdal. Nasılsın sen efendim? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Şöyle buyurun. Teşekkür ederim. Aysun'un abi Sıtkı olmalısınız. Abi niye ayakta kaldın, otursana. Adam bu sendikacı. Bunun ne işi var bu evde? Ne diyorsun kız sen? Sizlerle tanışmak istedim. Bir sakıncası var mı? Hayır yok. Ne gibi bir sakıncası olacak? Sen kimsin be? Abi sakin ol Sıtkı. Otur da anlayalım ne oluyormuş. Sus anne. Manyak mısın kız sen? Çık dışarı. Sıtkı dedim. Bakın kız kardeşinizle aramda en ufak bir şey yok. Vallahi yok abi. Kız arkadaşım değil de erkek arkadaşım, hepsi bu. Mahalleye konu komşuya rezil mi edeceksiniz bizi? Namusumuzu iki paralık mı edeceksiniz? Yeter. Bağırma Sıtkı. Otur şuraya. Sakin olun efendim. Hangi çağda yaşadığınızı sanıyorsunuz? Senin kız kardeşine bir erkek getirse ne yapardın? Gerekli ilgiyi ve saygıyı gösterirdim. Ya senin namus anlayışın farklı demek ki. Sen eve kız arkadaşını getirmedin mi? O zaman senin namus anlayışın neredeydi? Sizin... Bir bardak çay ikram edecek misiniz, yoksa kovulmuş olduğumu düşünerek gideyim mi? Ben gidiyorum. Sıtkı derhal otur yerine. Eve gelen misafire böyle davranılmaz. Buyurun oturun, ayakta kaldınız. Teşekkür ederim. Kızım sen de çay getir. Arif, sinirlerim çok bozuk. Dayanamıyorum artık. Uykularım kaçıyor. Annen yüzünden kavgamı sürecekse ben kendi evime gideyim, sen de annenle otur. Senin evin artık burası Oya. Uzatma lütfen. Kapatalım bu konuyu. Kapatalım, iyi kapatalım da ben de gencim. Kendi evimde rahat etmek, huzurlu olmak istiyorum. Ya annen ya ben. Bunu böyle bilmiş ol. (Gülüyor)
Günaydın. Alo. Evet, bağlıyorum bir saniye. Gördün mü? Biraz zor oldu ama oldu. Sendeki de iyi cesaret yani. Beladan kaçtın mı üzerine gelir. Sen onun üzerine gideceksin ki o senden kaçsın. Tanıdın işte abimi, haklı değil miymişim? Ne abi ama? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında pırlanta gibi bir yüreği var. Ciddi misin? Ciddiyim. Çok içine kapalı kalmış. Biraz çevreyle ilgilense gerçek kimliği ortaya çıkacak. Sen nasıl anladın bunları? Yılların birikimi. Binlerce insanla karşılaşıyor, sorunlarını dinliyorum. Bir kahveyi hak ettim değil mi? Şimdi alıp gelirim. Telefonla söylesene. Geç getiriyorlar. Peki. Abi, sana da geldiler mi, tam geliyorlar ha? Görülmüş şey mi? Misafir gelen adamı dövmek. Aklım başımdan bir anda gitti. Ne yapayım? Namuslu bir adama da benziyor ama. Abi, alem adamsın. Sanki ablam kendi namusunu koruyamaz. Çal konuşma, işine bak. Acaba diyorum. Her şeyi satsak, biraz sermaye olsa. Ne diyorsun lan sen? Sana öyle bir sermaye veririm ki hastanelik olursun şerefsizim ha. Aklımdan geçti işte. Sinirlenecek ne var bunda? Tülay mı öğretiyor bunları sana? Yok be abi. Sen niye vermiyorsun vekaletini anneme? Vereceğim, vereceğim. Abi. Hı. Yeliz'i gör. O kim? Manken Yeliz var ya. Hani meşhur manken? Tanımam. Sen nereden tanıyorsun lan böyle kadınları? Abi. Sen de çok cahilsin ha. İşine bak lan, işine. Başlarım senin mankenle mümkünle. Manyak. Ben her şeyi Doğan Bey'den mi öğreneceğim? Neden başına buyruk hareket ediyorsun? Başıma buyruk hareket etmeseydim hala sizin hizmetçiniz olarak kalacaktım. Dayak yiyip aşağılanacaktım. Ayrı ev tuttun, ne yapalım olsun dedik. Nişanlandan habersizce sineye çektik. Şimdi haber bile vermeden nikah tarihi alıyorsun. Gelinlik ne olacak? Ev eşyaları ne olacak? Amca olarak görevimi yapmam lazım. Ama haber vermezsen nasıl yaparım? Hiçbir şeyinizi istemiyorum amca. Oh. Oo, nerelerdesin ya? Sorma. Bu anarşist kızla uğraşıyorum Doğan. Kızıma laf yok. İyidir kızım benim. Hadi gel içeri. Nermin Hanımcığım, beni hiç dinlemiyorlar. Ben ne dersem onun tam tersini yapıyorlar sanki. Geç otur şöyle. İstediğin örnekleri getireyim ben sana. Düşünüyorum da, biz mi geri kafalıyız? Çocuklar mı başına buyruk, anlayamadım gitti. Ben de anlamıyorum. Annene vekaletini ver kızım. Kadın çok üzülüyor dedim Oya'ya. Suç oldu. Evden kovuldu. Oğlum da ağzını bile açmadı. Bu çocukların başına buyruk olmalarına tahammül edemiyorum. Birer kahve içelim. Fal bakar mısın? Aman bakılacak falımız mı kalmış? Böyle seyrek gelme. Sık sık gel de dertleşelim. Yabancı gibi durma. Yabancı olur mu ayol? Gelirim tabii. Nihat. Ha. Bu miras işi çok uzadı canım. Bir avukat tutalım, bitsin artık bu iş. Biraz daha bekleyelim diyorum. Biraz. Birazın sonu gelmez ki. Görüyorsun. Annem, kardeşlerim aramaz oldu. Tüm aileyi küstürdük. İyi ki küstüler. Sorunlardan uzak, başımı dinliyorum hiç olmazsa. Tutalım avukat, alalım hakkımızı. Oya da vermiyor vekaletin nasıl olsa. Biraz daha bekleyelim diyorum ha. Gecenin bu saatinde kavga etmeye niyetim yok. En iyisi çenemi tutayım. Bir dakika. Gel lütfen. Olmaz öyle şey. Hem ev sahibinizim hem de Tülay'ın patronu.
Hesap ödemek sana mı düştü? Ne kadar? Çay kahve bir şey alır mıydınız? Benimki sade. Tamam efendim. Sizinkiler? Şekerli. Peki. Ben de şekerli. Peki efendim. Ne yaptınız mirası? Belli değil. Belli değil mi? Yani ben hakkıma düşeni istedim. Kabul ettiler. Satış yapılmadığı için ihtiyacım oldukça parça parça alıyorum işte. Aslında annen haklı. O kadar mal bölünse ne olur? Ama Doğan Bey. Doğrusu bu kızım. Servis satılır mı? Altın yumurtlayan tavuk orası. Ben olsam haftalık dışında ortaklık hissemi de alırım. Bu zamanda geçinmek çok zor. Bak bu olabilir Murat. Tamam. Peki oğlum, beni alıp götürüyorsun da Oya'nın haberi var mı? Haberi olması şart mı anne? Nasılsın? Bir şeye ihtiyacın var mı demeye geldin. Başladın ağlamaya bayılmaya. Böyle giderse ne olacak anne? Ne olacakmış ki? Ne olacağını söyleyeyim. Kavga edeceğiz ve doğru babasının evine gidecek. Gelsin arkasından boşanma davası. Ne diyorsun? Ne boşanması? Oya sinirli diyorum, anlamıyoruz. Ne yapayım? Kim boşanıyor? Of anne, anlamazlıktan gelme. Sonunda boşanacağız. Benim yüzümden mi? Tabii anne. Ne var sanki evinde bir süre daha kalsan? Aman oğlum. Aman oğlum, benim yüzümden boşanacaksan hiç gelme. Annene kıyamadın da yanına çağırıyorsun sandım ben de. Gel buraya anne. Gelmem, gelmem oğlum. Karına söz dinletemiyorsan gelmem. Annen yanına sığamıyorsa gelmem. Allah benim canımı alır inşallah. Ne konuşacakmışız? Neymiş önemli olan? Şöyle güzelce otur. Sakin sakin konuşalım abi. İyi oturdum. Kızmaca yok ama. İşim var. Şımarıklığın sırası değil. Kızmayacaksın. Kızmayacağım söyle. Tabii. Bu dükkan bizim değil mi? Bizim. Bizim olan dükkanda ikimiz çalışıyoruz değil mi? Dalga mı geçiyorsun Ergen'e? Dinlemiyorsun ki. Hadi çabuk söyle. İşçi gibi çalışıp haftalık alıyoruz. Vekaletimi vereceğim anneme. Sakın yanlış anlama. Sen söyle bakalım, lafı nereye getireceksin? Diyorum ki. Madem ki miras bölüşülmeyecek, o zaman biz de dükkan sahipleri olarak gelen parayı bölüşelim abi. Yani kendi ailemize kazık atacağız. Nasıl kabul edersen. Üşüttün mü ulan sen ha? Ciddi söylüyorum abi. Manyak mısın lan sen? Kafana güneş mi geçti? İşçi değiliz ki, patronuz biz. İkimiz parayı bölüşeceğiz. Yani ailemizi besleyen bu dükkanı ikimiz mi pay edeceğiz? Hayır. Yine ailenin. Sadece karı bölüşelim. Merak etme anneme. Annemize de harçlık veririz. Anneme harçlık vereceksin. Sen, Murat. Yani kardeşim. Ben öldüm ulan. Annem öldü mü? Gerizekalı. Defol. Defol buradan hadi. Korkarım bu işin sonu iyi olmayacak. Sıtkı çıldırmış gibiydi. Haksız da değil çocuk. Kimin aklına gelir böyle bir fesatlık? Bu iş böyle gitmez. Ya ben öldüğümde ne olacak bu çocuklar? Bir de ben konuşayım çocuklarla. Teker teker konuşup ikna etmeye çalışayım. Bir an önce vekaletler almazsanız başımız ağrıyabilir. Yarın bir gün maliyede şurada burada işimiz olacak. Nerede bunun varisleri diye sorarlar. Bana kalırsa açıklayalım gitsin her şey. Ne diyorsun Ziya Bey? Şimdi böyle davranan çocuklar o zaman ne yaparlar? İyi de daha ne kadar sürecek bu iş? Bıktım artık, vallahi bıktım. Önce vekaletnameleri alalım. Sonra bir formül buluruz. Sen üzme kendini. Ben konuşacağım. Hadi kalkın da güzel bir yemek yiyelim.
Sağ ol, ben eve gideyim. Aa, olmaz, kesinlikle olmaz. Değişiklik olur yenge. Hocamın içinden yemek ısmarlamak gelmiş. Öyle değil mi? Buyurun. Sen beni dinle. Git başla işine. Demek ki ailen servis konusunda çok hassas. Dün akşam abim beni eve almadı. Annem de ablam da ona uydular. İşe gidersem abimle yine kavga ederim. Onlar ailen senin. Her ailede böyle şeyler olur. Her şeyi karıştıran Sıtkı. Ev kuruyoruz, evleniyoruz. Hakkımızı istemek suç mu? Suç değil ama bu ailenin anlayışı da böyle. Ne yapalım? Kalk bakalım. Özür dile, barış onlarla. Onlar Murat'tan özür dilesinler. Karıştırma ortalığı Tülay. Bir dakika bakar mısın? Murat'ın tutumunu aklım almıyor Erda. Hepimizi yok sayıp dükkanın yarı hissesini istiyor. Bu da bizim kardeşimiz. Çocukluk, ciddiye almayın. Eve almamakla yanlış yapmışsınız. Annem çok üzülüyor çok. Ayrıca hepimiz üzülüyoruz. Gidiyor muyuz? Gidelim. Yıkıl lan karşımdan. Ailesini işe sayarım, ben de işe sayarım. Hangi yüze geliyorsun sen buraya? Defol git. Fazla ileri gidiyorsun abi. Kavga mı edelim yani? Sakin ol da karşım. Ne konuşacağız? Tamam. Özür dilerim. Özür diledim, bitti mi yani? Dünyayı başınıza yıkmışım gibi davranıyorsunuz. Servis gelirinin yarısını istiyorsun. Anneme harçlık veriyorsun. Diğer kardeşini içe sayıyorsun. Dünyayı daha nasıl yıkacaksın başımıza? Bak abi, önce sakin ol. İçeride konuşalım. İçerisi yasak sana. Evleniyorum. Ev kuruyorum. Ev geçindireceğim. Düzenli ve iyi bir gelire ihtiyacım var, tamam mı? Yani yine mi aynı şeyi söylüyorsun? Sen bir yolunu söyle abi. Yolu yok. Adam gibi çalışırsın, haftanını alırsın, evinde geçindirirsin. Tülay, sen ben üçümüz konuşalım. Bir yolunu bulalım. Konuşunca adam gibi işine dönüp vekaletini verecek misin? Konuşalım abi. Ben de Tülay'la ikinizin arasında kaldım şerefsiz. Hadi yürü. Hadi. Sen nereye? Çalışmaya. Önce dediklerimi yapacaksın, sonra bu dükkana girersin. Hadi gidelim konuşmaya biz. Akşama. Defol şimdi. Hadi. Teşekkür ederim Oya. Sen aklı başında bir kızsın. Aileni üzdüğüne değer miydi? Sonunda doğru olanı yaptın. Sence de iyi yapmadı mı Arif? Ben her zaman söyledim. Ama yine doğayabilir. Bugüne kadar onun kararına hiç karışmadım. Annenize gidin de gönlünü alın. Doğru karar verdiğiniz için anneniz de sevinir. Gidelim mi Arif? Gidelim. Hadi öyleyse. Birlikte çıkalım. Sen bu olanın her şeyine ne karışıp duruyorsun? Sen kimsin? Bu çocuk ailenin en uysal çocuğuydu. Senin yüzünden ne hallere geldi? Niye benim yüzümden oluyormuş? Habersiz nişanlanmalar, habersiz ev tutmalar, habersiz nikah tarihi almalar. Murat bunları yapacak çocuk değildi. Murat ailesini hiçe sayarak miras isteyecek çocuk değildi. Bu şeytan kafanla çocuğu ne hallere getirdin? Şeytan olan ben değilim. Konuşsana Murat, dilini mi yuttun? Kavga etmeye mi geldin abi? Hemen doğru yolu bulalım, hem de konuşalım. En doğru yol vekaletnameyi vermen, sonra da işine dönmendir. Biz evleniyoruz beyim. Evimizi siz mi geçindireceksiniz? Evini de geçindirir, eşyalarımı da alır Murat. Sen girme araya. Niye kafasını karıştırıyorsun çocuğun? Akşamdan beri çocuk deyip duruyorsunuz. O çocuk değil. Gelişmiş ve kocaman bir adam. Savunsana kendini Murat. Dönüyor musun evde yoksa burada mı kalıyorsun? Dönüyorum. Yani vekaletini vereceksin.
Kararını kendin vereceksin Murat. Kişiliği olan, kafası çalışan kocaman bir adamsın. Ben biraz Tülay'la konuşayım abi, sonra gelirim. Ha? Kendin bilirsin. Ailenin yanında olacaksan evine işine dönersin. O ailem beni ilgilendirmez dersen o zaman başka. Gelinlerden yana hiç şansım yok. Neyse ki damattan yana şanslı çıktım. Sağ olasın anne. Gelinlerle ne alakası var? Murat'ın pısırıklığı anne. Tülay ne derse onu yapıyor. Daha evlenmeden böyle. Evlenince ne olacak bilmem. Bakalım Sıtkı ne yaptı? Göndermesen iyi ederdin abime anne. Allah bilir kavga ediyordur gene. Anneme ben de söyledim ama dinletemedim. İyice tembihledim. Kavga etmez. Oya bak kızım. Sen de anneni çok üzüyormuşsun. Aa. Koskoca kadın şimdi de sana mı şikayet etmeye başladı? Şikayet değil kızım, üzülüyor kadıncağız. Yazık. Üzme kadıncağızı. Arif, sen de ihmal etme anneni. Etmem anne. Aysu, kızım hadi çayımı tazeleyiver. Tamam. Karar senin Murat. Sonra her şey senin yüzünden oldu deme bana. İyi düşün Taşın. Geç oldu. Ben yatıyorum. Bugün buradaki noter işlerini halledelim. Yarın da atlarım bir otobüse, Nihat'a giderim. Çok yük oluyoruz sana Ziya Bey. Yük olur mu canım? Görevimizi yapıyoruz. Paramızı da alıyoruz. Gösterdiğin yakınlık parayla ölçülür Ziya Bey. Sağ ol. Buyurun. Annem benim. Canım anam. Bir tane. Sırnaşma çekil. İstemiyorum. Benim Arif diye bir oğlum yok artık. Ben yalnız başına yaşayan zavallı bir kadınım. Canım anam. Güzel anam. Böyle laflar etme bana. Yaralama beni. Esas yaralı benim. Bırak belimi. Acıttın deli. Oğlum seni çok seviyor. Canımı veririm senin için. Senden hiçbir şey istemiyorum. Kendi canım yeter bana. Rahmetlinin emekli maaşıyla da ölünceye kadar gül gibi geçinirim ben. Anne, çok üzüyorsun beni. Sizler beni üzmüyor musunuz? Kimsesiz yalnız başına bıraktınız beni. Ne oğlum ne gelinim, kimsem yok artık. Allah'ım, Allah'ım al canımı da kurtar beni. Anne, oğlun da yanında, gelinin de. Niye böyle konuşuyorsun? El kiranı yatırdım. Al bu da makbuzu. Aman istemem. Kiramı da yatırırım ben. Senden hiçbir şey istemiyorum. Neler getirirsen al onları da götür. Götür götür. Çocuk gibisin anne. Vallahi çocuk gibisin. Ah Murat ah. Neden böyle yapıyor bu çocuk? Kendi oğlumu tanıyamaz oldu. Hiç canını sıkma anne. Nasıl olsa burnu sürtülür dönüp gelir eve. Evine işine dönsün. Niye bu kadar katı davranıyorsun anlamıyorum ki. Anne, şimdi böyle yapan çocuk evlenince neler yapar? Sürtsün burnunu. Nereden para kazanacak?
Nasıl olsa aklı başına gelir. Hele Ziya Bey bir dönsün de. Olmazsa gidip beraber konuşuruz Murat'la. Okumuş, aydın bir kişisiniz. İlk olarak sizin vekalet vermeniz gerekiyordu. Ziya Bey, beni ikna ettiniz ama biraz sonra karımla kavga edeceğim. Etmezsiniz canım, buyurun. Siz onu tanımazsınız. Ben küçük çocuk değilim. Kişiliğimi ispatlayacağım. Görecekler. Biz bu savaşı kazanacağız sevgilim. Sana güveniyorum. Kazanacağız. Eve giremeyeceğim öyle mi? Kendi evime. O zaman ben de sizi nikahıma çağırmam. Çağırmayalım tabii. Bize böyle davrananları ne diye çağıralım? İş bulur çalışırım. Hakkımızı alıncaya kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz. Murat'tan da bugün işte vekaleti galiba zor alacağız. Öyle mi? Oysa ne uysal bir çocuktu Murat değil mi? Öyleydi, öyleydi de. Nasıl alacağız vekaleti? Alamazsak bütün çabalarımız boşa gider. Eğer o senin babansa o zaman... Evet. Yeter mi? Kardeşim. Günlerdir ağzını bıçak açmıyor. Ömür boyu küs mü kalacağız? Bekliyorum öz kardeşimden. Mirastan hakkımıza düşecek iki parça mal şunun şurasında. Şimdi neden? Babam çalışmış, kardeşlerim çalışmış. Onlar edinmiş bunca serveti ama ben ne yapmışım? Benim dışımda hepsi işçilik yapıyor. Halen alın teri döküyorum. Hoş geldiniz. Yüzünüzden anladığım kadarıyla bugün iyi bir gün geçirmemişsiniz. İyi. Konuşma. Uzun zamandır iyi bir gün geçirmiyoruz. Böyle söyleme Leandro. Ben çıkıyorum. Franco'nun başına çok hoş bir şey geldi. Baba ol. Yani yardım edilecekse edilir. Karışmadan yardım edilemez mi? Sen bir otursana kızım. Yok efendim, böyle iyi. Sen ne diyorsun bu işe Yusuf? Yanlış. Olmaz öyle şey. Amca, biz kararımızı verdik. Doğan Bey'den borç istedik. Sen kefil olacak mısın, olmayacak mısın? Kızım böyle şey olur mu? Ailelerinizi kabul etmeyeceksiniz. Kendi bildiğinizi okuyacaksınız. Olur mu Tülay? İsteyen buyursun gelsin. Elbette. Biz kimseye küs değiliz ki. Amca, sen şimdi kefil oluyor musun, olmuyor musun? Ben Doğan'la biraz konuşayım. Siz dışarıda bekleyin. Yazık ya. Üzülüyorum bu kadına. Devamlı ağlıyor. Tülay'dan da korkuyorum Oya. Sizin aile adına, annen adına korkuyorum.